Nereye götürüyorsunuz beni? Hünkârım. Yaklaş. Hünkârım, Paşa Hazretleri yakalandı. Buyurduğunuz üzere zindana götürüldü. Gülşah Hatun'u çağır. Çamaşırhanenin önüne gelsin. Hayırdır? Ne bu telaşın? Öyle bir şey öğrendim ki Mahidevran Sultanımıza söylemem lazım. Neymiş o? Anlatacağım. Yürü hadi. Ağam. Gel buraya iblis. Güzel senin yüzünün güldüğünü görmek. Sağ olun validem. Paşamızla görüştüm. Gözünüz aydın sultanım. Paşamız nasıl? Afiyet değil mi? Gayet iyiler. Allah paşamıza uzun ömürler versin. Bu son ayrılığınız olsun inşallah. Amin. Ben suçum ne? Sen bilirsin suçunu. Yok ağam valla. Ağam ağam. Ne ağamı?
Vallahi şu ışıkta keserim senin o yılan dilini. Anlat bakalım. Ne duydun? Vallahi ben bir şey duymadım ki gözüm önüme aksın. O güzel yüzünün nasıl yandığını hatırlıyor musun sen? Hatırlıyor musun? Anlat ne duydun? Köşe Hatun, Fatma sizi görmek istiyor. Neymiş mesele? Söylemedi, lakin çok mühimmiş. Bir an evvel Mahidevran Sultanımıza söylemem lazım dedi. Düş önüme. Bakalım neymiş? Nerede bu Hatun? İşte burada. Söyle bakalım Fatma, ne diyeceksin? Konuşsana Hatun. Seni mi bekleyeceğim sabaha kadar? Gül'a hareme yeni cariyeler getirmiş. Haber vermek istedim. Bunu mu söyleyecektin? Evet, bilmek istersiniz diye düşündüm. Nerede bir akılsız var, gelir beni bulur zaten. Defol git işinin başına. Allah'ım yarabbim. Canını mı alacaksınız? Şayet kararınız bu olursa... evvela benim canımı alın. Beni bu acıyla baş başa bırakmayın. Hünkâr mısınız? Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Aslanım, beni görmek istemişsin. İbrahim Paşa döndü validem. Malumatım var. Sonunda aranızın düzeldiğine çok memnun oldum. Hatice'm de öyle. Günlerdir ilk kez yüzü gülüyor. Paşamız da gereken dersi almıştır. Ben de öyle umuyordum validem. Ne demek bu? İbrahim Paşa sadece nişan için teşrif etmiş. Bana sormadan gitmek istedi, ben de müsaade etmedim. Şu anda zindanda akıbetini bekliyor. Bu nişan ikimize de hayırlı ve uğurlu olsun. Nalide. Şükürler olsun bu günleri de gördüm. Allah bir yastıkta kucatsın. Mustafa'm, benim aslan şehzadem. Kutlu olsun. Sağ olun halacığım. İlaveten sana bir teşekkür borcum var. Malum İbrahim Paşa senin sayende döndü. Ben de çok sevindim. Bana olan sevgisini gösterdi gelmekle. Valide sultanımız yok mu? Nedir aklındaki? Neye karar verdin? Düşünüyorum validem. Nerede hata yaptım diye soruyorum kendime. İbrahim'i, size, kardeşlerime, hatunlarıma, evlatlarıma karşı hep adil olmaya gayret ettim.
bu yüce kubbenin altında huzur içinde yaşayın istedim. Hürmetimi, merhametimi, kudretimi kimseden esirgemedim. Lakin görüyorum ki hatam buymuş. Herkes kendi derdine düşmüş. Kendi küçük menfaatlerinin peşinden koşarılmış. Daha da kötüsü beni, iktidarımı bu uğurda kullanma gafletine düşmüşler. Yazık. Kimselere suç bulma Süleyman. Bu huzursuzluk senin eserin. Hürrem'i de, İbrahim'i de yaratan sensin. Malum biri cariyenken nikahlı karın oldu. Diğeri has odabaşınken veziri azamın oldu. Onları iktidarına sen ortak ettin. Ben kime ne bahşettiysem geri almasını da bilirim validem. Siz artık Hatice'min yanına dönün. Bilhassa alakanızı esirgemeyin ondan. Bu gece sizin yanınızda kalsın. Hayrola matrakçı? Durun vahim beyim. İbrahim Paşa'mızı zindana attılar. Ne diyorsun sen matrakçı? Nasıl olur? Hünkârımız buyurursa olur elbet. Eyvahlar olsun. O kadar durun dedim, gitmeyin dedim. Dinletemedim. Alenen isyan bu. Hünkârımızı buna mecbur bıraktı. Geç kaldınız validem. Size veda etmeden gitmek zorunda kalacaktım. Bir yere gitmiyorsun Hatice. Bu gece burada kalacaksın. Mutlaka dönmeliyim. Malum İbrahim Paşa'mız geldi. Ne vakittir yoktu, evinde mutlaka beni görmek ister. İbrahim aslanımla birlikte. Devlet işleriyle alakalı görüşmeleri olacakmış. Epey gecikecektir. Burada kalacaktır. Ben beklerim. Hatice'm, günlerdir uyumuyorsun. Acıdan, kederden bitap düştün. Uyu, dinle, yarın görüşürsünüz. Validem, bir şey mi oldu? Pek keyfiniz yok. Nişan merasim bir hali yordu beni. Hadi artık, dairenize gidin Mahidevran. Görüyorum ki ızdırap içindesin. Senin bu ızdırabına son vermenin vakti geldi. Madem gitmek istiyorsun, git. Doğduğun, büyüdüğün topraklara git.
Argalı. Hakkını helal et. Helal olsun. Kalkın paşam, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gözlerimi bağlamayın bari. Bırakın da önüme gözlerimi açık gideyim. Paşa Hazretleri, mecburuz. Bir şeyler yiyip gitseydiniz sultanım. Sabahı zor ettim. Bir an önce İbrahim'i görmek istiyorum artık. Hatice'm. Validem, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ben de sarayıma dönüyorum. Bir sakıncası yoktur umarım. Ben de bu yüzden geldim. Birlikte gidelim. Siz neden geliyorsunuz? Biraz hava almak istiyorum. Bunaldım. Lakin istemiyorsan... Bağışlayın, onu demek istemedim. İyi, sen hazırlan. Ben odamda olacağım. Bilmiyorum sultanım. İbrahim Paşa ile konuşacakları vardır belki de. Ben de sizinle geleyim madem. İyi. Gelin. Herkes gelsin. Aman yalnız bırakmayın bizi. Sultanım, çok mühim havadislerim var. Percem Ağa'dan öyle şeyler duydum ki kulaklarıma inanamadım. Vallahi şaştım kaldım. Hemen size yetiştireyim diye koşa koşa. İlla çatlatacaksın insanı. Söylesene şunu. İbrahim Paşa'mız nişandan sonra av köşküne geri dönmek istemiş. Lakin hünkârımız engel olmuş. Öyle mi? Ne olmuş peki? İbrahim Paşa nerede şimdi? Dediklerine göre zindana atılmış sultanım. Nihayet. İbrahim ecelini bekliyor. Hatice Sultan'ın haberi var mı? Sandımca yok. Zira dün gece burada kaldı. Bu sabah validemizle birlikte saraya gittiler. İnfazını görmesini istemiyor belli ki. Aynen öyle. Allah ona sabır versin. Destek olmak lazım. Söyle arabamı hazırlasınlar. Emredersiniz sultanım. İbrahim. Paşamız neredeler? Uyanmadılar mı yoksa? Hiç gelmediler sultan. Ne demek gelmediler? Sakin ol Hatice. Belli ki henüz müsait değil. Hünkârımıza haber verdiniz mi? Onunla konuşmak istediğimi söylediniz mi ona? Cennetle cehennemin arasında bir yerdeyim. Araftayım. Benim ömrüm böyle mi nihayet bulacak? Sizin yüzünüzü gördüğümde cennetinizin bahçeleri açılıyor. Saadete doğru yürüyorum.
Sizden uzakta cehennemin ateşleri sarıyor ruhumu. Yanıyorum. Kadere isyan ediyorum. Ben İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. İbrahim Paşa'yı saltanatım altındaki memleketlerin korunması için serasker tayin ettim. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Sen bana seraskerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırdığını söyledin. Ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden, ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim. Çıkartın artık şunu gözümden. Bırakın da şerefli bir asker gibi öleyim. Demek şerefli bir asker gibi ölmek istiyorsun Pargalı. Alın artık canımı hünkârım. Bitsin bu ıstırap, korku artık. Sizin güzelliğinize yakışmaz. Yıllardır size ve hanedanınıza hizmet eden bu kulunuza çok görmeyin bunu. Korkma Pargalı, bugün bu ızdırabına son vereceğim seni. Sabırlı ol kızım. Validem, ne saklıyorsunuz benden? Hiç. Ne demek hiç? Dün akşamdan beri haliniz bir tuhaf. İbrahim nerede? Neden gelmiyor? Ne vakittir yoktu? Devlet işleriyle meşguldür. Sultanım, hadi oturalım şöyle. Derhal İbrahim'i görmek istiyorum. Saraya haber gönderin, gelsin. İbrahim. Sultanım. Ne oldu Hürrem? Sen neden geldin? Duyunca çok üzüldüm. Yanınızda olmak istedim. Ne duydun? Hay Allah. Bildiğinizi sanıyordum. Hürrem, kes sesini. Söyle, ne duydun? Hürrem, konuşsana! Paşa Af Köşkü'ne geri dönmek istemiş gece. Hünkârımız da sinirlenmiş. Zindana atırmış onu. Benim sabrımı, vicdanımı, adaletimi zorlama İbrahim. İkide bir mühür teslim etmek de ne demek oluyor?
Ben sana nasıl güveneceğim, nasıl yürüyeceğim? Hadi ilk defa mühür teslim etmeni anlıyorum. Aşka hürmetim var. Hatice'me verdiğin kıymet beni memnun etti. Lakin bu defasına akıl sır erdiremiyorum. Bir heykel uğruna her şeyden vazgeçti. Bir insanın bu kadar hissi hem de bu kadar hırslı olması tehlikelidir İbrahim. Bu seni hainlik noktasına taşır. Çirkin oyunlara, ittifaklara açık hale getirir. O heykel senin kibirinin eseridir İbrahim. Ben buna tahammül etmem. Kendimde dahi. Kibir. Ben zavallı bir balıkçının evladıyım hünkârım. Bizim gibi kulların öyle kuvvetli hisleri yoktur. Olamaz. Senin kafandaki bu kulluk meselesini de anlamak mümkün değil. Ne derin yaraymış. Ne vakit unutmaya çalışsam her seferinde hatırlatıldığı içindir belki de. Senin gibi üstün meziyetleri olan biri için bu büyük zaaf Bargalı. Öyle ki sen bu zaafın esiri olmuşsun. O yarayı ben değil, bir başkası da değil. Sen kendin kaşıyorsun. Yazık. Kendi kanında boğulacaksın. Yazık. Herde İbrahim. İnfaz mı ediliyor şu anda? Kızım, sakin ol. Metanetini koru. Henüz belli değil. Yalan söylüyorsunuz. Öldürdüler onu. Hepiniz sakladınız benden. Hepiniz bu suça ortak oldunuz. Bilerek getirdiniz beni buraya. Beyhan ablama yaptığınızı bana da yaptınız. Aynı kaderi reva gördünüz. Bunun vebalini nasıl taşıyacaksınız validem? Cevap verin bana! Ben sadece seni düşündüm kızım. İstiyorsan söyle, derhal getirteceğim buraya. Kimsenin gelmesine lüzum yok. Zira ben sizinle vedalaşmak isterim. Öyleyse vedalaş, son sözlerini duymak istiyorum.
Hayat yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi. Zira doğru yol kaybolmuştum. İçimdeki korkuyu tazeleyen, balta girmemiş o sarp, o güçlü ormanı anlatmak ne zor. Ne oldu gene? Yetti gayri. Ben evime dönmek istiyorum. Kaç defa diyeceğim sana? Unut artık. Senin evin burası. Paşamı sorar elbet. Ne cevap vereceğim? Tek ayak üstünde 40 yalan uydurdun bize. Bir yalan bulursun elbet. Hem ne bu ısrarını anlamıyorum ki. Eceline mi susadın? Hadi şimdi git. Sevda bu da Ay Hatun. İnsan gönlüne nasıl laf geçirsin? Madem bu kadar çok seviyorsun, uzak dur Nigar. Kendini düşünmüyorsan paşayı düşün. Bu işin sonu yok. Tutamadın çeneni değil mi? Bak ne hale geldi senin yüzünden. Hakikati başta söyleseydiniz keşke. Şimdi size de düşman oldu. Beni İbrahim'e götür. Bunun size faydası yok sultanım. İbrahim'i görmek istiyorum. Hürsün'ü bile son kez görmek, dokunmak istiyorum. Yapma Hatice, yapma Hatice. Bakan dokunmayın bana. Sultanım. Bırakın beni. Senin cehennemin karanlık bir orman değil Pargalı. Senin cehennemin burada. Avcumun içinde. Bu mührü taşıyacaksın Pargalı. Bu sana hem mükafattır hem ceza. Şimdi kalk ayağa.
sevgi de güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlik de akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazu da toprak gibi ol. Öfke de ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Zindana atıldığını söylediler. İnfaz edilecekmişsin. Böyle havadislere itimat etmeyin. Bakın geldim buradayım. Hünkârımızla aramızda bir mesele vardı. Çözüldü. Şimdi vazifelerin başına döndüm. Şükürler olsun. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Şimdi olmaz şehzadem. Kendisi halvetteler. O zaman ben de halvet istiyorum. Olur mu öyle şey olmaz. Sen hala bitirmedin mi işini? Daha taşlıktakilere yardım edeceksin. Ben... Hush! Bir de cevap verme. Sultanımızın tacını kırmadan evvel düşünecektim bunları. Temizle. Şehzadem. Necva fi yuvavi. Beni çok korkuttun İbrahim. Neden bana böyle zulüm ediyorsun? Senin hayatın için endişe etmekten yoruldum. Endişelenmeyin artık. Zira oyun bitti. Ben kazandım. Ne demek bu? Mühürü bırakmak, gitmek bir kumardı benim için. Ya kaybedip bedelini canımla ödeyecektim. Ya da kazanıp güven tazeleyecektim. Böyle bir tehlikeyi nasıl göze alırsın? Bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu böyle bir oyuna nasıl mahkum edersin İbrahim? İnsan hür olmadığı vakit mutlu ve huzurlu olamaz sultanım. Etrafındakileri de mutlu edemez. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Sabaha zor ettim. Biliyorum buna hakkım yok. Ama mani olamıyorum kendime. Sizi kaybedersem nasıl yaşarım? Nereden çıktı şimdi bu yine? Nazar değeceğinden korkuyorum. Herkesin gözü üzerimde. Kıymetli valideniz Mahide Evren Sultan. Abi Hatun'la karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bırak şimdi bu yersiz korkuları. Hani beni özlemiştin. Emredim. Rahatsız etmeyelim şehzademizi. Ne rahatsızlığı? Siz artık nişanlısınız. Mümkün olduğunca beraber vakit geçirmenizde fayda var. Yemek yer, sohbet ederiz beraber. Sultanım, şehzademiz müsait değil. Kim var içeride?
Şehzademiz haremi Efsun Hatun'la birlikteler. Geldiğimizi haber verin. Dönelim biz. Bekle. Şehzademiz başka bir vakit gelmenizi buyurdular. Size iyi geceler sultanım. Ay Bige. Şehzademizin arzusu ortada. Müsaadenizle. Hasada başım. Sultanım. Sizi gördüğüm iyi oldu. Benim de sizden bir ricam olacaktı. Öyle mi? Buyursunlar. Has bahçeye çıkmak istiyorum yani. Bana eşlik eder misiniz? Sultanım, ben... Neşime? Anne. Bahri Bey'le birlikte has bahçeye çıkacağız yani. Tabii siz de müsaade ederseniz. Bahri Bey'in kıymetli vaktini almayacaksan olur. Ne demek? Sultanımıza eşlik etmekten şeref duyuyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Yıkanmaya geldim. Öyle kafana göre gelmek yok. Kimden izin aldın? Gülşah Hatun'un haberi var. Çenen düştü iyice senin. Her şeye bir cevap. Ne yapıyorsun? Yardım edeceğim. İstemez. Kendim hallederim. Tamam kızma Nigar Kalfan. Aslında ben bir şey konuşacaktım. Bana ancak sen yardım edersin. Söyle nedir derdin? Hürrem Sultan. Bana ne cariyeden ne hal varsa görsün. Mirima, beni delirtme. O cariye senin yüzünden kovuldu. Gidip her şeyi anneme anlatacaksın. O cariye tekrar buraya gelecek. Hayır, anlatmayacağım. O vakit ben anlatırım. Mehmet dur. Ne yapıyorsun? Çocuklar geç oldu. Hadi. Üzerinizi değiştirin. Söyle. Ben şey diyecektim. Sizin tacınızı kıran cariye vardı ya, onu affetseniz, geri gelse. Olmaz. Büyük bir hata yaptı. Bedelini ödeyecek. Ama o masum. Sadece o kırmadı. Nasıl? Kim yaptı öyleyse? Mehmet yaptı. Mehmet? Şişt, duymasın söylediğimi. Mehmet çok korkmuştu. Ben de onu korumak için cariyeyi suçladım. Ama kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Mehmet. Ağlama. Ay parçam benim. Aferin sana. Hep kardeşlerini koru. Malum bana düşman oldu. Sen kimsin de sana düşman olsun? İstediği an ezip geçersin. Deme öyle. Vallahi uykularım kaçtı. Bir yolu yok mu? Yani demem o ki sen bir konuşsan benim için. Bir af dilesem. Boşuna kendini yorma.
Bundan böyle aldığın her nefesi kâr olarak say. Belli. Sultanım sana kabir azabı çektirmek niyetinde. Senin yerinde olsam uzak dururdum. Gözüne görünmezdim. Hatta sen ne yap biliyor musun? Kaç. Gülşah'a söyle sana bir damat bulsun. Bir an evvel evlen git buradan. Heh. Geldi. Söyle. Ne oluyor? Senin hatunun etekleri tutuşmuş. Hürrem Sultan'ın gazabından korkuyor. Gülşah olsun bir kısmet. Evlen git dedim. İyi demişsin. Matrakçı Nasu Efendi ile bir konuşayım. Malum. Senden bir hayır görmedi adamcağız. Bir çocuk bile veremedin. Sen kendi derdine yan. Bundan böyle kimse almaz seni. Sen kendine bak. Eline erkek eli değmedi. Kız kurusu olarak geberip gideceksin. Esma. Buyurun sultanım. Geçen gün Taci Mükerren Hatun'la konuş. Nazlı Hatun mu? Evet o. Söyle onu affetti. Hizmetime dönecek. Emredersiniz sultanım. Fatma. Sanma ki seninle işim bitti. Hala nefes alıyorsan tek bir nedeni var. Ölüm. Buradaki her günün ölüm korkusuyla geçecek. Sultanım ben. Defol git. Aklın varsa gözüme görünme. Önüme çıkma. Ben de sizinle kırıma geleyim. Herkesi çok özledim. Çok zaman oldu kardeşlerimi görmüyorum. Senin yerin artık burası Aybike. En azından düğünden önce geleyim. Kardeşlerimle vedalaşayım. Hünkârımız müsaade ederlerse. Sağ olun. Ne güzel sizi bir arada böyle mutlu görmek. Kıymetli sultanım, ne yazık ki veda vakti geldi. Benim yiğit kardeşim, yolun açık olsun. Kısmetse bu yaz düğünü yaparız. O vakit yine görüşürüz. Gülşah Hatun. Senin ne işin var burada? Sultanıma mühim bir havadisim var. Yaklaş. Şunları terziye götürün. Biliyoruz senin mühim havadislerini. Geçen gün korkumdan konuşamadım. Eğer beni korursanız anlatacağım. Koruruz elbet. Mevzu nedir? Efsun Hatun. Sizinle olmanın en hüzün verici yanı bu şehzade. Sizden ayrılmak. Sahip giren gidiyor. Onu uğurlamam lazım. Anladım.
Şey... Söyle çekim mi? Geldiğimden beri hiç dışarı çıkmadım. Eğer müsaadeniz olursa... Hasbahçe'de dolaşmak istiyorum. Sen yeter ki iste. İşim bitince döneceğim. Sonra beraber dolaşırız. Dur yavaş, yavaş. Sultanım. Paşa Hazretleri. Epeydir konuşamadık. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizi sormadım. Düne kadar çok iyiydim. Ama sen geldin gene. Süleyman yine bağışladı seni. Lütfettiler yüce gönülleriyle eksik olmasınlar. Çok merak ediyorum. Seni onun için bu kadar vazgeçilmez kılan ne? Nedir bu cüretin kaynağı? Bunu bana değil, hünkârımıza sorun. Hiç mi fikrin yok? Zannediyorum, sizden nasıl vazgeçemiyorsa... ...benden de vazgeçemiyor. Kırım'a gitmek de nereden çıktı? Çok zaman oldu validem. Ailemi özledim. Onlar zaten düğüne gelecekti. Ben usullere uygun olarak terli duvaklı gelmek istiyorum. Anladım. Sultanım. Ne oldu? Hiç. Ben sizi merak etmiştim. Müsaadenizle validem. Dolaşmak istiyorum biraz. Elbette. Ne oluyor Gülşah? Niye kıvranıyorsun böyle? Sultanım. Öyle bir şey duydum ki eyvahlar olsun. Neymiş o? Efsun hala Hürrem'in cariyesiymiş. Mahsus sokmuş o yılanı koynumuza. Diyorsun sen Gülşah. Şehzadem. Benim biricik damadım. Çok güzel bir nişan oldu. Allah tamamını erdirsin. Amin. Gözünüz arkada kalmasın. Aybige artık benim mahremimdir. Hünkârımız bu yaz için düğün yapmayı münasip buldular. Kısmet olursa yakında görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kıymetli ailenize selamlarımı iletin lütfen. Hünkârım. Giray Han. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Gel bakalım paşa. Ben yokken neler olup bitmiş bir üstüne geçelim. Sultan. Sen kimsin be hatun? Senin haddine mi düşmüş şehzadenin arkasından iş çevirmek? Sultanım ben... Her şeyi öğrendim. Hürrem yollamış seni buraya. Ona hizmet ediyormuşsun. Yalan, yemin ediyorum yok öyle bir şey. Kes sesini. Kimi kandırıyorsun sen? Vallahi ben masumum. Hürrem Sultan'la bir alakam yok. Seni böyle görmek beni çok üzüyor. Kaderim böyleymiş. Aybige hemen pes etme. Aksi halde nasıl yardım ederim sana? Sultanım rica ediyorum. Bitti artık. Ben nişanlı bir hatun. Anne. Mihrimah. Bu ne güzellik böyle, hı? Ben çıkıyorum. Nereye? Has bahçeye. Dün müsaade etmiştiniz ya. Ha.
Halbuki sen de Mişim'e git. Hava almış olursun. İyi gelir sana. Peki Sultan. İstemiyorsanız gelmeyin. Yani pek keyfiniz yok diye dedim. Hayır, iyiyim. Geleyim. Baba, Sultanım bırakın beni, ben masumum. Masum. Yemin yürü. Sultanım yemin ederim. Kes sesini. Ne yaptı acaba? Anlamadım ki. Şehzademizi kızdırdı belli ki. Sağ olun sultanım. Affettiniz. Tamam tamam. Sen eşine bak. Al bu cariyeni. Bir daha da sakın şehzademe ilişme. Yemin ederim kendi ellerimle bağırırım seni. Ölüm fermanını imzaladın Fatma. Ben sana susmanı söylemedim mi? Bunun bedelini ödeyeceksin. Gülah. Ne oluyor burada? Elinin körü oluyor. Ne var? Cariyeyi rahat bırak. Onun kılına zarar gelirse senden bilirim. Ben niye zarar vereyim ki? İşi gücü bırakmış, oturuyordu, ben de kızdım. Tabii, kesin öyledir. Yemekler ne oldu acaba? Ben gidip bakayım. Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Bu yılanı bilhassa yolladın. Ne yapacaktı? Vazifesi neydi? Oğlumu öldürmek mi? Sen iyice delirdin. Ben bu haini kovalı aylar oldum. Bana gene iftira mı atacaksın? Boşuna inkar etme. Beni kandıramazsın. Daha dün bu hatunu sen eski saraya yollamadın mı? Baktın ki kurtulamıyorsun. Şimdi bana suç atıyorsun. Böyle mi kurtulacaksın hatundan? Hiç yorma kendini. Ben senin ruhunu biliyorum. Elinde olsa bir kaşık suda boğarsın şehzadem. Lakin ben sana bu fırsatı vermem. Mustafa'dan uzak dururum. Yoksa senin ciğerini sökerim. Halil Bey de burada. Biz başka bir yere gidelim. Meşguldür. Yok. Beni bekliyor zaten. O gezdirecekti beni. Demek bu yüzden gönderdi beni. Ne dediniz? Yok bir şey. Halil Bey. Sultanım. Aybüke Hatun. Bu sizin adınız mı? Evet sultanım. Size de böylesine güzel, böylesine güçlü bir at yakışırdı. Ağalar. Buyurun. Efsun Hatun nerede? Mahide Evren Sultanımız gelip götürdüler şehzadem. Sebep? Malumatım yok şehzadem. (Gülüyor)
ağlama artık. Ben sana kaç kere dikkat etmene söylemedim mi? Vallahi billahi benim suçum yok. Aniden daireye girdi ya, kapaçı getirdi beni buraya. Nasıl öğrendi bunu? Nasıl? Sultanım. Gülahım. Efsun ifşa olmuş. Nasıl öğrendi bunlar? Sultanım. Fatma Hatun geçen gece biz Efsun'la konuşurken beni dinlemiş. Kendisini gerektiği şekilde uyardım. Lakin... Beceriksiz. Beceriksiz. Bir çuval inciri berbat ettin. Al bunu götür. Yanımda ocağım da gözükmesin. Soran olursa benimle bir alakası yok. Reddedeceksiniz! Validem, ne oluyor? Mustafa. Daireme girip Efsun'u zorla dışarı çıkarmışsınız. Sorma oğlum. Efsun Hürrem'in yılanıymış meğer. Bilerek sokmuş koynuna. Duyunca kan beynime sıçradı. Allah esirgedi. Büyük bela atlattık. Nasıl öğrendiniz? Cariyen Fatma, Efsun'la Gülay'ı konuşurken duymuş. Doğru olduğu ne malum? Efsun'la konuştunuz mu? İtiraf etti mi? Eder mi hiç? İnkar ediyor. Oğlum! Haberim yoktu. Burada olduğunu bilseydim gelmezdim. Elbette karşılaşacağız. Buna alışmamız lazım. En azından siz evlerine kadar. Sonra zaten sancağa gideceksiniz. Senin için söylemesi kolay tabii. Öyle olmadığını biliyorsunuz. Böyle olmak zorunda değildi. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Siz artık nişanlı bir hatunsunuz. Dönelim mi? Mihrimah Sultan'ı yalnız bıraktık. Yaklaş. Duyduklarım doğru mu? Yalan. İftira. Neden yapsın bunu? Cevap ver. Size söyledim. Ben ne yaptıysam sevdiremedim kendimi. Daha önce de yolladım. Siz olmasaydınız geri gelemezdim bir daha.
Yemin ediyorum benim bir günahım yok. Sizi sevmekten başka bir suçum yok. Siz benim canımsınız. Size nasıl bir aşkla bağlı olduğumu bilmez misiniz? Senin ne işin var hala burada? Hangi yüze gelirsin? Validem. Benimle gelin. Ne demek oluyor bu Mustafa? Yoksa sen bana, annene inanmıyor musun? Efsun'un içi dışı bir. Böyle kirli oyunların içinde olamayacak kadar saf ve temiz bir hatun o. Her kim Hürrem Sultan'la bir bağ olduğunu söylüyorsa sizi kandırıyor valide. İnanma onlara oğlum. Esas seni kandırıyorlar. Beni dinle. Derhal gönder o cariyeyi. Uzak dur ondan. Onun masumiyetine inanıyorum ben. Ama eğer aksini ispat ederseniz icap edeni yaparım. Derhal gidecek o hatun. Gitmeyecek validen. Eğer oğluma bir zarar verirsen seni doğduğuna pişman ederim. Ağlama artık. Ailenizle karşı karşıya gelmenizden memnun değilim. Bağrıma taş basıp gitmeye razıyım. Nedir bu? Bahsi geçen tekke ile ilgili verilen tahsisat kararı paşam. Böylesine yüksek bir tahsisatı nasıl verirsin, nasıl onaylarsın? Talepleri bu miktardaydı. Bana da makul geldi. Bana makul gelmedi fakat. Böyle bir adaletsizliğe müsaade etmem ben. Zira bu iltimas demek olur. Diğer tekkelerin günahı ne? Onlar da istemezler mi? Bir mesele çıkacağını zannetmiyorum. Zira bu tekke herkes tarafından sevilen, kabul gören. Beni alakadar etmez. Herkese eşit davranacaksınız. Kararı iptal ediyorum. Tahsisatı geçen seneki miktar üzerinden verin. Aman paşam, nasıl iptal ederiz? Karar çıktı bir kere. Sen vezir olarak imzaladın. Ben ise sadrazam olarak iptal ediyorum. Kendi elimizle verdiğimizi geri alırsak huzursuzluk yaratır. Onu kararı vermeden evvel düşünecektin Ayaz Paşa. Ayaz Paşa'yla görüştüm Salim Efendi. Tekkenizin ihtiyaçları için verilen tahsisatı iki misline çıkardı. Bugün yarın alırsınız. Size minnettarız. Ne isterseniz yapmaya hazırız. İcap ettiğinde çağıracağım. Size hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir. Lakin paşamız verilen tahsisatın kaldırılmasını emir buyurdular. Bunu nasıl açıklarız?
Gelecek tepkilerden korkarım hünkârım. Hatalısın paşa. İbrahim Paşa doğru söylemiş. Sen bir tek tekkenin tepkisinden korkarsın. Ya diğerleri ne olacak? Alenen birine iltimas geçilirse bu daha büyük bir huzursuzluk yaratmaz mı? Hünkârım. Hayret ettim paşa. Bunca yıllık devlet tecrübenle bunu nasıl görmezsin? Bağışlayın. Malumunuz bu tekke bir hayli faal. Kendimce bize yakın olmalarında fayda gördüm. Olmaz böyle şey. Biz herkese eşit mesafede durmak mecburiyetindeyiz. İbrahim Paşa'nın emirlerini harfiyen uygula. İlaveten bir daha böyle bir hata istemem. Şimdi çekilebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Hayırdır? Ayas Paşa, ne görüştün hünkârımıza? Şikayet mi ettin beni? Haşa. Ne haddime? Ben sadece vaziyeti izah etmek istedim. Peki ne buyurdular hünkârımız? Sizin dediklerinizi harfiyen uygulamamı istediler. Ayas Paşa, seni bu makama kim getirdi? Siz paşa. Öyleyse ayağına denk al. Getirdiğim gibi indirmesini de bilirim zira. Paşam, arz... Benim kararlarımı sorgulamak senin haddine mi düşmüş? Sen kimsin? Şimdi yıkıl karşımdan, elimden bir kaza çıkmadan gözüm görmesin seni. Oh, oh. Maşallah, maşallah. Pek de güzelmiş, pek de rahatmış evin. Haremde neden durmak istemediğin belli oldu. Dahi hatun da bir tuhaf. Ne güzel kalıyordun burada. Yahu kadın da haklı. Tek başına olmaz ki. Benim de aklım kalıyor sende. Başına bir iş mi geldi, bir hal mi oldu? Açta mı, açıkta mı? En iyisi harem. Harem dedim de aklıma geldi. Eşyalarını hazırladıysan gidelim. Aa, müsaade et de bu akşam burada kalayım. Nasıl? Beraber mi kalacağız? Tövbe tövbe. Sen çık ağam, seni tanımazlar. Erkek aldım sanırlar. Ağır konuşuyorsun ama. Öyle demek istemedim. Sen git ağam. Yahu etme. Dahi hatuna ne derim ben? Sabah erkenden gelirim. Kalmadığım yer sanki. Olmaz. Aa. Bu tarafa doğru çekiyorsun. Bu çiçeği yaparken de böyle uzunca batırıyorsun iğneyi. Öyle çekiyorsun. Alttan çıkarıyorsun. Evet, alttan. Senin şey yaptığın da böyle. Aynen böyle. Çiçeği yaparken. Esun Hatun. Bizi kandırdığını sanma. Gözüm üzerinde. Vallahi günahımı alıyorsunuz. Siz kendiniz seçtiniz beni. Ben nereden bileyim senin oyun oynadığını ha? Ne oluyor burada? Edepsiz. Lafımı dinlemiyor. Sen ne arıyorsun burada? Sen git Valide Sultanımızla alakadar ol. Hadi. Sen bana emir veremezsin. Yahu, gece gece belanı bulma. Nigar nerede? Gülay'la çıktı onlar. Nasıl, nereye? Evine gideceklermiş, eşyalarını alacakmış.
Bana doğruyu söyle. Nasıl öğrendin Efsun'un Hürrem'in cariyesi olduğunu? Gülay ile konuşurlarken duydum sultanım. İnanın bana, doğru söylüyorum. Sırf Hürrem'e hıncından bana yalan diyorsan seni mahvederim. Yok vallahi, kulaklarımla duydum. Sultanım. Gülşah. Efsun nerede? Taşlıktaydı sultanım. Merak etmeyin. Bu gece şehzademizin yanına gitmeyecek. Bundan sonra gözün hep onun üstünde olacak. Şehzademle bir daha yalnız kalmayacak. Anladım sultanım. Özledin mi beni hatun? Özlemek ne kelime. Siz olmadan nefes bile alamıyorum. Ama dahi hatun haremden salmıyor beni. O ne karışır? Şey, dul bir hatunun yalnız kalmasını sakıncalı buluyor. Bugün haremden çıkana dek akla karayı seçtim. Nigar Kalfa, sen akıllı bir hatunsun. Elbet bulursun bir yolunu. Oh, yoruldum, helak oldum. Öldüm bittim, harem gibisi yok vallahi. Yaşlanmışım belli ki. Yaşlanmışmış. Senin gibi 40 deveyi cebimden çıkartırım ben. Deve senin sülalendir, afrit. Sana ne dedim? Ailemi bulaştırma. Ailemi bulaştırma. Vallahi şu tencerede kaynatırım seni. Ağam, ne olur başlamayın yine. Vallahi başım ağrıyor. Ay bu da kız gibi. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Sanki seninle yatağa girelim dedik. Ha, bu aralar öyle biraz kırılgan. Benim de başım ağrıyor. Yemek versene. Gül ağa. Buyur da hayatım. Benden habersiz haremden nasıl ayrılırsınız? Aa, Nigar hatun ben izini aldım dedi vallahi. Sen de inandın. Niye yalan söylesin ki? Nerede şimdi, odasında mı? Gelmedi. Bu gece evimde kalacağım dedi. Ben de yalnız bıraktım. İyi halt ettin. Ben ne kabahat işledim ki? Senin varlığın kabahat. Yahu bir sus, bir konuşma ya. Pörsümüş. Ya! Pörsük. Cildim. Yahu nimet o. Sultanım. Gel Gülfem. Otur şöyle yanıma. İbrahim Paşa'mız gelmedi mi hala? Hayır. Gelmediler henüz. Ne olacak böyle Gülfem? Nerede, ne yapıyor hiç bilmiyorum. Daha erken sultanım. Hemen telaşa vermeyin, gelir elbet. O yüzden söylemedim. İbrahim'in hali epeydir bir tuhaf. Sanki benden uzaklaşıyor gibi. Nereden çıkardınız şimdi bunu? Eskisi gibi değil çünkü. 3-5 günlük bir şey değil bu Gülfem. Epeydir böyle İbrahim. Bakmıyor sanki. Görmüyor. Dokunmuyor. O gün. Av köşküne gittiği gün. Yalvardım ona, gitme dedim, dur dedim. Beni düşünmüyorsan evlatlarını düşün dedim ama dinlemedi beni. Bir an bile tereddüt etmeden gitti. Hadiseden dolayı asabı bir hayli bozulmuş olmalı. Bu yüzdendir. Nasıl bir asabiyet bu Gülfem? Öfke saçıyordu gözlerim. Bana öyle bir baktı ki. Gözlerinde bir başkası vardı sanki. Ne demeye çalışıyorsunuz? Söylemeye dilim varmıyor lakin. Ya beni sevmiyorsa artık?
değilse aşkım. Olur mu öyle şey? İbrahim Paşa'mızın size olan aşkına bizzat ben şahidim. Sizin için neler yaptığını unuttunuz mu? Nasıl unuturum? Bu yüzden korkuyorum. O büyük aşkın kaybolduğunu görmek bana nasıl bir acı veriyor bilemezsin Gülfem. Kayboldu falan yok. Söküp atın böyle düşünceleri aklınızdan. Paşamız size bağlıdır. İnşallah Gülfem. İnşallah yanılıyorumdur hissiyatımda. Nigar Kalfa. Buyur Daye Hatun. Sen ne halt ettiğini zannediyorsun? Yetti artık bu pervasızlığın. Şşt, sessiz ol, bir duyan olacak. O da olacak bir gün. Yeter artık. Bitsin bu rezalet. Karışma bana. Ne yapsan da engel olamazsın. Giderim ben. Sen öyle zannet. Hemen haber salıyorum. Münasip birini bulsunlar, derhal evlendireceğim seni. Bu tekke meselesinden burnuma kötü kokular geliyor. Muhtemel ki seninle uğraşacaklar. Sükunetini muhafaza et. Siz merak buyurmayın. Ayas Paşa zaaf göstermiş. Lakin ben kötü bir niyet olduğunu zannetmiyorum. Elleri kolları bir hayli uzun hünkâr. Belli ki yokluğunda üzerinde baskı kurmuşlar. Dışarı çıkalım. Biraz hava almak istiyorum. Elbette. Benim de size sunmak istediğim bir hediye var. Buyurun. Havadisler kötü. İbrahim Paşa geri döndü. İlk iş olarak da onayladığım imtiyazları iptal etti. Bu makbul İbrahim Paşa ne kıymetliymiş. Lakin bu hamlesiyle kendi ipini çekti. Haberi yok. İpliğini pazara çıkarma vakti geldi. Nedir aklınızdaki? Tekke buna sessiz kalmaz. Gerekeni ziyadesiyle yaparlar. İbrahim Paşa divanda oldukça hep engel olacak. Elbet indireceğiz o kafiri. Nihai gayemiz de bu. O yüce makamda Hristiyanlara yer yok zira. Allah'ın izniyle sen geçeceksin yerine. Validem, ne iyi ettiniz. Bu dualar bize huzur verecek. Ben de öyle ümit ediyorum kızım. Mahidevran, düğün için şimdiden hazırlanmak lazım. Son raddeye kalmasın işler. Elbette Valide Sultanım. Siz ne vakit evleneceksiniz? Gitmeyecek misiniz bu saraydan? Daha çok var düğünü. Vali Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. Küçükken Vali Bey'le evleneceğim diye mihrimi atayım mıydı? Evet. Kıskandın mı yoksa? Hayır, alakası yok. Ama Vali Bey çok yakışıklı değil mi halacığım? Hem de nasıl çok yakışıklı. Anasının kızı. İleride çekeceğimiz var. Ben doğruyu söylüyorum. Neden bana inanmıyorsunuz? Gördüm onları. Senin derdin büyük beyim. Halimize şükretmemiz lazım. Üzerimde bir lanet var Matrakçı. Kimi sevsem kaybediyorum.
Mesut! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Geliyorlar. Aman diyeyim sırrımı aşikar etmem Atrakçı. Sır katibi oldum sayenizde. Nasıl taşıyacağım bunca yükü bilmem. Baygalı, bu mudur hediye? Antoine bu sabah geldi hünkârım, tamamlamış. Arzu ederseniz takdim etmek isterim. İbrahim Paşa döner dönmez size verilen tahsisatı kesmiş. Verileni nasıl geri alır? Bir Müslüman, Müslümana bunu yapar mı? Yapmaz elbet. Lakin unutma, İbrahim bizim nazarımızda bir Müslüman değil. Zinhar olamaz. İslam ordusunu bir Ortodoks dönmesi yönetemez. Pargalı dönme İbrahim'e devlet mi emanet edilir? Vicdanen, ahlaken bir Müslüman bunu yapmaz. Doğru söylüyorsunuz. Onun varlığı bile utanç vericidir. Öyleyse bu utanca son vermenin vakti geldi. Hünkârım, beğenmediyseniz... Malkoçoğlu, Matrakçı ne dersiniz? Nasıl olmuş? Çok beğendim hünkârım. Muazzam bir eser. Evet, güzel olmuş. Beğendiğimi Antoine'a bizzat söyleyeceğim. Hünkârım, şimdilik görmeniz için buraya getirdim. Nereye koymamı emrederseniz naklini sağlar. Senin bahçende dursun Pargalı. Diğer heykellerin yanında. Nasıl arzu edersiniz? Mahidevran. Neyin var? Geldiğinden beri yüzün gülmedi. Şehzademi düşünüyordum sultanım. Aramızda canını kastetmek isteyen hainler varken yüzüm nasıl güler? Ne demek bu? Bir şey mi oldu? Mustafa'mı cariye yollamış. Artık niyeti neyse. Benim alnım ak, yüzüm pak. Bu çirkin iftiralara kim inanır? Diğerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Sen benim yerimde olamazsın. Ben senin gibi köle değilim. Gerçek bir sultanım. Sen koca bir yalansın Hürrem. Yıllardır hiç kimse sevmedi seni. İstemedi. Bazen acıyorum sana. Yeter artık! Hürrem Sultan! Validem. Bugüne kadar size saygısızlık etmedim. Etmek de istemem. Lakin sabrımın sonundayım. Ne istiyorsunuz bizden? Sizin yüzünüzden yeterince acı çektik.
çocukluğum annemin gözyaşları arasında geçti. Kabus gibi çöktünüz üstümüze. Daha ne istiyorsunuz? Mustafa, sen bu işlere karışma. Karışırım elbet. Annemden uzak duracaksınız. Aksi halde karşınızda beni bulursunuz. Sen kimsin? Beni tehdit mi ediyorsun? Ben Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'ın en büyük oğluyum. Bu dairedeki herkesten daha kıymetli ve üstünüm. Gece bu kızdan kurtulacaksınız. Bir daha onun suratını görmeyeceğim. Emredersiniz sultanım. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Anlamadım. Ben sizi gördüm. Yoksa sen de mi aşıksın Bali Bey'e? Boyundan büyük laflar etme sen. Yok öyle bir şey. Var mı yok mu göreceğiz. Bundan sonra gözün üstünde. Thank you.
Hadi git. Öğren bakalım derdileri neymiş. İbrahim. Burada durmalarına müsaade mi edeceksin? İçeride evlatlarımız var. Yaşlanmayın Sultan. Yok bir şey. Sizi sıkıntılarımla üzmek istemem. Derhal söyle kim üzdü seni? Mustafa. Efsun Hatun. Nereye gidiyorsun? Taşlığa gidiyorum. Gel benimle. Benim taşlığa gitmem lazım. Gel dedim. Söyleyeceklerim var sana. Şehzade Mustafa üstüme yürüdü. Ben sadece kendimi korumak istemiştim. Mahidevran bana resmen hakaret etti. Ağalar. Buyurun hünkârım. Mustafa içeri, derhal gelsin. Hünkâr. Benim yüzümden evladınızla aranız açılmasın. Bu en çok beni üzer. Neden geldik buraya? İşimiz var seninle. Hoş geldin Efsun Sultan. Gir içeri. Sizinle görüşmek istiyorlarmış paşam. Görmeden gitmeyeceklermiş. İbrahim. Gitme. Endişelenmeyin sultanım. Ben biliyorum dedilerini. Hanginiz benimle konuşmak isteyen? Hakkımızı isteriz paşa. Kimsin sen? Adım sana mühim değil. Tekkenin kıymetsiz bir müridiyim. Nasıl olur da taş saatimiz kesilir? Önce verip sonra almak hangi kitapta yazar paşa? Kapıma dayanmadan evvel bir izahat isteseydiniz keşke. Gene de izah edeyim. Zira benim sizlerle bir meselem yok.
çokluğumda bir hata yapılmış. Ben de bu hataya mani oldum. Sultan Süleyman Han'ın adalet terazisinde herkes eşittir. Diğerlerine ne veriyorsak siz de aynısını alacaksınız. Laf ağızdan bir kere çıkar. Ya istediğimizi verirsiniz ya da bu sarayı başınıza yıkarız. Sen kimden alıyorsun bu cüreti? Asıl sen kimden alıyorsun? Yoksa o taptığın putlarından mı? Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Yaklaş Mustafa. Duydum ki bugün uygunsuz bir hadise vuku bulmuş. Doğrudur hünkârım. Bir de senden dinlemek isterim. Validemle Hürrem Sultan tartışıyordu. Ne konuştukları beni alakadar etmez. Lakin Hürrem Sultan'ı validemin üzerine yürürken görünce dayanamadım. Kurtulabileceğini mi sandın? Son duanı et Efsun Hatun. Hadise aynen anlattığım gibi vuku buldu. Eğer bir eksiğim ya da yanlışım var ise Hürrem Sultan buradalar. Düzeltsinler. Lüzum yok. Kendisi de aynı şeyleri söyledi. Anlaşılan o ki bu mevzuda sen hatalısın Hürrem. Gereğini yapman icap eder. Bir an evvel Şehzadem'den af dile. Hünkârım, benim bir kusurum olduysa özür dilemekten gocunmam. Lakin ben bir kusur işlemedim. Hürrem. Nasıl ki bu sarayda herkes sana karşı saygılı davranmak mecburiyetindeyse,
Senin de onlara karşı aynı hassasiyeti göstermen icap eder. Bilhassa Mustafa'ya karşı. Bu sarayda hiç kimse kendini şehzademden daha üstün göremez. Ne Mahidevran, ne validem, ne de sen. Şimdi derhal af dile.